Merhaba arkadaşlar, Narince Hayat kanalına hoş geldiniz. Bugün köyde üçüncü gün. Ablam böyle süs biberi topluyor, turşu yapacak. Daha sonra da halam bana yapacak. Şimdi biberler bayağı bir çıkmış. Melek Hanım sağ olsun emek veriyor, bizler de yiyoruz. Allah'ım kendinden razı olsun. Biraz sonra da bir komşu gelecek. Ondan sonra da kebap. Misafirler var. Ablam Biller geldiler. Kız kardeşim geldi Antep'ten. Onlarla birlikte yiyeceğiz. Afiyetle şöyle. Halam fıstığı yeşil şeyleri suluyor. Patlıcanları, biberleri. Melek Hanım kolay gelsin. Yerlerde bayağı bir güzelmiş ama. Acı mı hala? Ama şimdi görüntüsü güzel ama bakımı evet, da gerek. Değil mi? Ama iş toplamak değil. Doğru söylüyor. Tabii ki. Gerçekten çokmuş ama ya şuralarda. Baksana. Maşallah. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Ellerinde dolu dolu içlerinde. Şirin bu sana fazla olursa hala bana gönderebilirsin ha. Değil mi? Evet evet hala. Sen bana topla sonrasına. Annem bir geldiğinde gönder. Evet. Şimdi aynen. Şimdi tereyağı yapmaya geçeceğiz. Tereyağı yapıyoruz. Evet, tereyağı yapıyoruz. Neyi bu Fidan teyze? Yoğurt kaymağı. Yoğurt kaymağıyla. Tereyağı yapıyoruz. Böyle yoğurt kaymaklarını biriktiriyorlar kapların içinde, buzdolabı poşetlerinin içinde. Ondan sonra bunun ismi ne? Ayran şeyi mi? Geri gitti. Evet. Yapıyoruz. Ne güzel. Bakalım kaç kiloya yakın çıkar. İnşallah Allah bereketini artırsın. Amin. Çok sürmez herhalde zaten hemen şey olur. He Melek Hanım'a talimatı versin sonra fişe basalım. Önce çözülüyor sonra soğuk suyla. Çözülsün diye sıcak su koyuyoruz. Evet. Bakalım içine. Kapağı nerede bunun? Hı? Bilmem. Halam biraz daha getireceğim. Kapağı geldi. Gel şu oy. Güzel bir şey. Bayağı bir problem öyle. Sıcakta. Ekmek yapacak, çıkıyor, çıkıyor. Sen kırma. Kapağını da kapatalım. Kalan suyuyla da ayran çorbası yapılır. Evet. Çok güzel. Evet. Bu da bizim Fidan teyzemiz. Köyümüzün emektarı. Düğünlerde, cenazelerde sağ olsun çok yardımcı oluyor. Allah razı olsun kendinden de. Amin. Sıcak su.
sıcak su dökün değil mi Fidan teyze? Önce çözdürecek, sonra soğuk suyla donduracağız. Hala bu ne? Bu işte şey, ayran yaydık. Aha. Bu da işte böyle kütüre çıkıyor. Evet. Adamın ağzında toplanıyor, süzüyor ayranı. Şimdi o ayran içilecek. O pütürle de herhalde da, çökelek tarzı bir şey oluyor. Bu da börek olur işte. Ne yaparsa kahvaltıda yenilir. Yani kaymağın her şeyini değerlendiriyorsunuz. Evet, Muhammed Emin de nereye oturmuş bakalım. Muhammed Emin, sen orayı çok mu aradın oğlum? Ama oraya çıktım. Neden çıktın oraya ama? Oraya çıktım. Ha? Ama orası tehlikeli değil mi sence? Değil mi? Çok mu güzel? Hayır, evet. Muhammed Emin, sen sabah hangi üzümden yedin? Nurgül, Nurgül. Anne. Efendim. Bana onu çalıştırmasın. Muhammed Emin. Dede bana onu çalıştırmasın. Bu çok zor. Muhammed Emin, sen sabah hangi üzümden yedin? Hangi renk üzümden yedin oğlum? Green. Green. Ama başka hangi üzüm vardı yemedin? Purple'ı yememiş. Purple'ı beğenmemiş. Ama green üzümü beğenmiş. Bay bay. Köy evi şöyle uzaktan bahçeden çekim. Şuralar şöyle zeytin ağaçları, bahçe ekilmiş biraz. Muhammed Emin, ama burası çok güneş, gelme buraya. Hadi içeri geçin. Bekir, Taha. Hadi tatlım. Ama burası da çok güneş. Şimdi çıkılmaz. Sen sorla onu. Tıkanmaz. Evet, bayramın 3. günü. Cemaat toplandı. Şimdi ablam kuşbaşı yapıyor. Bayramda olmazsa olmaz. Kebap eti. Koyun eti. Baldızımın da el lezzeti farklıdır yani. Aynen öyle. Yaptığı yemeklerde kesinlikle güzel bir farklı lezzet olur her zaman. Ellerine sağlık Şirin Hanım. Mehmet gel, ayran iç. Mehmet'e de bir bitene Mehmet'e. Onu getir. Gel. Kebapta, kurban etinde. Koyun eti çok güzel oluyor. Dana etiyle de hani güzel olur ama bunun lezzetini vermiyor. Evet. Eyüp Bey de yeni geldiler. Biz bayramın 1. günü geldik. Eyüp Bey de dün nöbetçiydi. Bugün de sabah birazcık uyuduktan sonra gelmiş. Evlat hasretine dayanamamış. Aynen öyle. Evlat mı avlat? Evlat. Kendine diyor, sen diyor çocukları gönder diyor, sen kal orada diyor. Ya aslında bir gün var ya, şeytan rezilliği sevecek, göndereceğim, ben de burada kafamı dinleyeceğim. Hemen geri geri seni alırım. Aynen. O odaya giremem. Yağların da. Kapat kapat üstünü. Yok, ben çok havalı. Duman çok çıkmaz. Öyle de yanmıyor, kapatayım da yanmıyor. Çok güneşte oynuyorsun Muhammed Emin. Ya bu çok zor ateş. Burası da çok zor. Seyda. Efendim. Yeni yendi. Yoğun bakımdaydı.
Dura böylesi. Ne yapayım? Evet, Antep'ten kız kardeşim geldi. Şu anda bizim evin ortamı bu şekilde. Eminim bayramda herkes böyledir. Yusuf Kerem. Bay bay. Yusuf Kerem. Gelin bizim gelinle ablam da sağ olsun. Öyle şişliyorlar. Yanına da doğal köy biberi. Kebaplarımızı da yapıyoruz. Sağ olsun Melek Hanım. Güle güle. Kalabalık. Tabii dumandan da biraz görünmüyor gibi ama. Ha şöyle ya sen benim çevirdiğimi niye çeviriyorsun? Baba geri dönüyor, geri dönüyor. Yanikiler o geri o yana döndü. Lan karışma lan. Şöyle bu İbrahim. Şu karşıdan böyle çek. İbrahim Bey. Ha böyle de. Hala o taraftan güneş geliyor. Bilmiyorum. Şimdi bir de köfte yapıyoruz. Allah ekmek getirsene. Kalabalık biraz. Ablam abi, gel burada, kız kardeşim abi, burada. Ekmek getirsene ya ana. Diğer kardeşlerim. Evet. Hemen göster çünkü. Videomuzun sonuna geldik. Narinci Hayat'tan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Yok ha.